Hepiniz hoş geldiniz. Ben Niyazi Oylan. Bugün Kuşadası Yavansu Mahallesi'nde plaja tam olarak 50 metre yakınlıkta bulunan özel havuzlu 263 metrekare arsa içerisindeki villamızı tanımaya geldik. Ben aracımı buraya park ettim. İsterseniz açık otopark olarak burayı kullanabilirsiniz. Kapalı isterseniz de hemen benim sol tarafımda tabii kumandası var. Panjurunu açarak aracınızı oraya park edebiliyorsunuz. Villamızın giriş kapısından doğru içeriye doğru girdiğim zaman yerde dek alan olduğunu görebiliyorum. Ve hemen karşı kısmında bu bölümde bir kapalı otoparkımız var. Tabii eğer ki aracınız sizin için önemliyse burayı seveceğinizi düşünüyorum. En azından üzeri kapalı, ön tarafı kapalı. Hem güneş görmeyecektir hem de arabanız tozdan, topraktan ya da güneşten etkilenmeyecektir. Hemen karşı tarafımda 24 metrekare büyüklüğünde bir özel havuzumuz var. Tabii villamızın giriş kapısı bu bölümde yer alıyor. Karşımda söylediğim gibi 24 metrekare büyüklüğünde özel havuzumuz var. İçerisinde şu an led lambalarımız da zaten yanıyor. Hemen karşımda bir şelalemiz var. Tabii şu anda kapalı, ses çıkmasın diye açmadık. Bu bölümde bir duş yeri planlanmış. Havuza girmeden önce ya da çıktıktan sonra duşunuzu burada alabilirsiniz. Burada ön tarafımızda bir dek alanımız var yine. Üzeri de burada kapatılmış. Yani elektrikli tente yapılmış burada. Ve bunun etrafını eğer ki kapatırsanız burada kış ayları da yaşayabilirsiniz. Ayrıca şu an görüyorsunuz herhalde akşam güneşe güzere mi vuruyordu, kime vuruyordu bilmiyorum. Hemen buradan karşı tarafımdan güneş vuruyor. Yani gün batımı var burada şu anda. Tabii buradan çok kısmi olarak aradan denizi görebiliyoruz. Ama tabii ki buradan denize 50 metre yakınlığımız var. Eğer ki diyorsanız ki böyle denize ben çok yakın olayım, evimden çıkayım, ayağımı hemen denize sokayım, burası size göre olabilir. Sizin için bu ev ideal olabilir. Çünkü denize yakınlığı gerçekten de çok güzel. Bazı müşterilerimiz denize uzak istemedikleri için bu villayı da onlara uygun olduğunu düşünüyorum. Burada yan tarafımızda bir bahçemiz daha var. Ve bahçemiz burada oldukça büyük. Toplamda 263 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş villamız. Ve bu bölümümüzde klimamızın dış ünitesi yer almış. Yan tarafında burada kombi yerimiz var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu bölgede doğal gazımız var. Yani kış aylarında burada yaşamak isterseniz burada kış aylarında yaşayabilirsiniz. Villamızda da yerden ısıtma sistemi var. Hemen karşı tarafımda burada bir ışıklandırmamız ve aynı zamanda bir havalandırmamız var. Tabii burada bodrum katımız var. Bodrum katımızda da sauna alanımız var. Orayı da en son sizlere göstereceğim. Burada binamızın dış cephesine baktığım zaman burada bir cam giydirme yapıldığını görüyorum. Ve siyah renklerde cam tercih edilmiş. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. Burada evimizin ön tarafında denizimiz var. Normalde Kuşadası'nın denizi açık, deniz dalgalı olur. Ama bu bölgedeki deniz dalgalı olmuyor. Ondan dolayı da böyle genelde tekne sahipleri bu bölgeyi çok tercih ediyorlar. Çünkü burada bir burun olduğu için dalgayı kırıyor ve çok fazla dalga olmasını önlüyor. Ondan dolayı da böyle tekneniz varsa da hemen alt tarafı bırakıp buraya gelip burada yaşayabilirsiniz. Şimdi bu güzel villamızın içerisini birlikte tanıyalım. Villamızın tam şu anda giriş kapısındayız. İçeriye doğru girdiğimizde burada 270 metrekare kullanım alanımız var ve akıllı ev sistemimiz burada bulunuyor. Ekranda bu bölümde yer almış. Hemen karşı tarafımda misafirler için bir tuvaletimiz var ve burada karşımda bir separatör düşünülmüş. Sol tarafımda bir çelik kapımız daha var. Orayı birazdan sizlere anlatacağım. Ön tarafımda oldukça büyük bir salonumuz var. Yerlerde açık renklerde seramik tercih edildiği için ve büyük pencerelere önem verildiği için, yani büyük sürgülü kapılara önem verildiği için burada ciddi anlamda bir ferahlık var. Zaten içeri girer girmez fark ediyorsunuz. Evin zaten renk kombinasyonuna baktığımız zaman daha böyle açık renkler ve soft renkler tercih edildiğini de görüyoruz. Hemen karşı tarafımda burada bir tezgahımız var ve tezgahımızda Franke marka evye tercih edilmiş. Aynı zamanda bataryası da Franke olarak düşünülmüş ve burada ön kısmında fırın ve üzerinde burada 5'li ocağımız var gazlı. Üstünde de aspiratörümüz de yine Franke marka olarak tercih edildiğini görebiliyoruz. Mutfak dolaplarımıza baktığımız zaman daha açık renklerde, kulpları da böyle altın kaplamalı, altın yaldızlı olarak tercih edildiğini de görebiliyoruz. Bu cepheden doğru baktığım zaman da tam karşımda özel havuzumuzu görüyorum. Arka tarafıma doğru bakarsam buradan da çok kısmi olarak denizi zemin kattan görüyorum. Tabii görüntüleri şu anda hani kameradan çok net veremiyoruz. Çünkü hani buraya gelip görmeniz gerekiyor. Bazı açılar, bazı görüntüler kameralardan maalesef tam istediğimiz gibi göz açısıyla birbirini aynı anda tutmuyor. Ondan dolayı da
Böyle artık da buraya geldiğiniz zaman da görecek bir şeyler kalsın. Her şeyi de göstermeyelim sizlere. Şimdi diğer çelik kapımız olduğunu sizlere söylemiştim. Sağ tarafında bu arada portmantomuz var. Hem ayakkabılarınızı burada barındırabilirsiniz hem de ceketinizi buraya asabilirsiniz. Ve burada boydan yukarıdan aşağı bir aynamız da tercih edilmiş. Zemin katta bu bölümde bir yatak odası gibi değerlendirebilirsiniz ya da bir spor salonu olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen arkamda görüyorsunuz şöyle küçük bir tezgahımız var. İsterseniz hani burada bir yaşam alanı da oluşturabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada içerisinde bir tuvalet ve bir duş alanımız da bu bölümde yer almış. Sol tarafında duşakabinimiz, sağ tarafında lavabomuzla birlikte arka tarafında Vitra'nın gömmer izavarlı tuvaleti de yer aldığını görebiliyoruz. Şimdi devam edelim. Zemin katta size gösterecek olduğum bir şeyimiz daha var. Hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle önden ben düğmesine basayım. Hemen kendisi gelsin. Burada şöyle görmüş olduğunuz gibi bir asansörümüz var. Asansörümüzün düğmesine bastığınız zaman kendisi çağırıyor, yukarıya geliyor ve otomatikman kapısı açılıyor. Ve burada içerisinde cam olduğu için de üst kata doğru çıkarken buradan dışarıyı da görebiliyorsunuz aynı zamanda. Tabii biz merdivenleri tercih edelim. Merdivenlerden yukarıya doğru çıkalım. Merdivenlere baktığımız zaman da estetik bir merdiven tercih edildiğini görebiliyoruz. Duvarlara baktığımız zaman burada ahşap kaplamalar ve üzerine altın yaldızlar düşünülmüş. Şimdi villamızın üst katına doğru çıkalım. 270 metrekare büyüklüğümüzde villamızın şu an en üst katına geldik. Arkamda görüyorsunuz oldukça böyle geniş bir penceremiz var ve biraz önce alt katta söylediğim gibi yine bu katımızda da aynı renkler tercih edildiği için mobilyalarda ve duvar renklerinde o yüzden böyle ferahlığı görebiliyorsunuz. Yine bu katımızda da asansörümüz var. Bu kata da asansörle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hemen karşı tarafında bir yatak odamız var. İçerisine doğru girerken sol tarafında giyinme dolaplarının burada konumlandığını görebiliyorum. Ve hemen sağ tarafımda arkamda burada bir makyaj aynamız var. Yerlerde yine seramikler aynı şekilde tercih edilmiş. Karşımda bir yatak başlığımız var. Yatak başlığının etrafında da ahşap ve orta kısmında da ahşap ancak böyle mermer desenli bir ahşap tercih edilmiş. Ve burada sürmeli bir kapımız var şu şekilde. Yerden kazanmak için sürmeli bir kapı tercih edildiğini görebiliyoruz. Burada banyomuz var. Karşımda Vitra'nın bir evyesi var. Ve hemen şu bölümde bir duş yerimiz var. Burayı size kısaca anlatmak istiyorum. Burada Vitra'nın görmüş olduğunuz gibi gömme ankastre seti var. Duş seti var. Burada yukarıdan yani tavandan doğru su geliyor buradan. Ve burada gagamızla birlikte şurada el duşumuzu da görebiliyorsunuz. Yer sponumuzu da hemen alt kısımda yer almış. Duvardaki seramikler oldukça güzel görünüyor açıkçası. Ben beğendim. Şimdi diğer yatak odamıza doğru geçelim. Bu katımızda toplamda 3 tane yatak odamız var. Zemin katta bir tane görmüştük zaten. Burada ikinci görmüş olduğumuz yatak odası. Şimdi 3. yatak odasına geldik. Burada tabii mobilyalarımız da var. Yani eşyalar da içerisinde dahil bir şekilde burası satılık. Yani eşyalı diyebiliriz buraya. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yatakları var, giyinme dolapları var. Buraya tabii ki hani döşeğini alacaksınız. İşte televizyon, beyaz eşya gibi alacak olduğunuz şeyler var. Karşımda bir yine yatak başlığı düşünülmüş. Komodinlerine kadar burada yapılmış. Ve burada makyaj aynası düşünülmüş. Karşı tarafımda giyinme dolabımız var. Ve sol tarafımda arkamda burada bir balkonumuz var. Ve buradan da deniz manzarasını ben net bir şekilde görebiliyorum. Tabii evimizin ön tarafında şu anda elektrik kabloları var. Açıkçası biraz çirkin görünüyor. Ama bunlar tabii ki yer altına alınmaya başlandı Türkiye'de. Yani birçok yerde yer altına alındı. Burada da yakın bir zamanda yer altına alınacaktır diye düşünüyorum. Hemen karşı tarafımda tabii bu iki yatak odası için düşünülmüş bir genel banyomuz var. Banyoyu da hemen sizlere kısaca tanıtmaya çalışayım. Karşımda bir lavabosu var. Yan tarafında 90'lık bir duşakabinimiz. Burada şampuan yeri düşünülmüş. Yani bir niş yeri düşünülmüş. Ve gömme rezervuarlı Vitra gömme rezervuarlı bir tuvaletimiz var. Üst kısmında ise cam raflı bir niş yerine de önem verildiğini de görebiliyorum. Şimdi diğer son yatak odamıza geliyoruz. Burada bir yatak odamız daha var. Burayı çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Ya da misafiriniz geldiğinde burada da misafirinizi ağırlayabilirsiniz. Bu arada klimalarımız da tavan tipi Samsung olarak düşünülmüş. Motorunu size dışarıda göstermiştim. Şimdi villamızın bodrum katına gidiyoruz. Villamızın şu anda en alt katına doğru iniyoruz. Ve indiğimde hemen sağ kısmımda burada bir merdiven altında bir depolama yerimiz var. Böyle fazlalık eşyaları hep düşünülmüş.
düşünürüz nereye koysak, nereye koysak falan. İşte bu alanlar gerçekten de hayat kurtarıyor. Ve hemen karşı tarafında yerden ısıtma sistemi olduğu için bu evimizde ve bodrum katta da yerden ısıtma yapıldığı için merkezi burada yer almış ve üst tarafında da sıcak ve soğuk tesisatlar bırakılmış. İleride isterseniz buraya bir şeyler de yapabilirsiniz. Bu arada merdiven altında hemen karşı tarafında da bir alanımız daha var. Orada da asansörümüzün burada bir makinesi var. O da orada planlanmış. Tabii asansörümüz yine bu katımıza kadar geliyor. Yani en alt kata kadar asansörle ulaşabilme imkanınız bulunuyor. Hemen karşı tarafında oldukça büyük bir alanımız var. Ve dışarıda size göstermiştim, bir penceremiz var burada. Hem ışıklandırma hem de aynı zamanda havalandırma olarak burası. Şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde açıp burayı havalandırabilirsiniz. Zaten ışığı da dışarıdan buradan alıyor. Ve pencerelerimiz de alüminyum olarak düşünülmüş. Şurada karşı tarafında da çok güzel bir alanımız var. Hemen oraya geçmeden önce burada şu an karanlık lambası takılmadı buranın. Burada da yine bir depomuz daha var. Birikilerimiz daha var. Fazlalık eşyalarınızı yine buraya koyabilirsiniz. Hatta mutfak kileri gibi de burayı tercih edebilirsiniz. Ya da böyle bir buraya bir dondurucu falan koyarsınız böyle. Evini, erzaklarını falan burada barındırabilirsiniz. Hemen karşı tarafımda şurada bir mobilya düşünülmüş, dolap düşünülmüş. Ve burada evin tabii en keyifli alanlarından birisi sauna alanına geldik. İçeriye doğru girdiğimde zaten güzel böyle bir koku beni karşılıyor. Hani diyor ki hemen üstün başını çıkar burada diyor, saunaya gir falan. Tabii işin de şakası, normalde biliyorsunuz böyle villalarda biraz daha küçük sauna alanları yapılıyor. Ama burada sauna alanımızı görüyorsunuz, hem iki kotlu, hem burada alt kutu var, hem burada üst kutu var. Hem de aynı zamanda L dönüyor, bir de daha büyük bir burası sauna alanı. Yani büyüklüğü benim hoşuma gitti. Lambaları zaten şurada köşelerde çok güzel duruyor. Tam karşımda kum saatiyle birlikte bu bölümde de fırını da burada yer almış. Bu evin fiyatını da açıklamalara ve yorumlara bırakmış olduğum linkten ya da modernada.com internet sitem üzerinden bu evin fiyatına da ulaşabilirsiniz. Ya da telefon numaramdan beni arayabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz hemen abone butonlarına basın. Bu evi de en düşük bir en yüksek 10 olacak şekilde yorumlarda puanlayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.